Nebula Gaming YouTube kanalından herkese merhaba sevgili dostlarım. Bugün sizlerle Cities Skylines bölümümüzün devamını çekiyoruz arkadaşlar. Gerekli olan modları kurdum. Şöyle gösterecek olursam içerik yöneticisi modlar diyelim. Şu klavyemizi biraz itelim. Arkadaşlar modlara geldiğimiz zaman Automatic Bulldozer diye bir modumuz varmış. Şimdi bazen bazı evler terk edilmiş oluyor. O terk edilmiş evleri bizim bir şekilde yıkmamız gerekiyor. Bazen bunu görmeyebiliyorum ve sanırım bu o gerekli evleri yıkıyor diye düşünüyorum. Onun dışında Türkçe yama indirdim. Bu ne? Bunun ne olur ben de bilmiyorum. Bunu niye indirdik? Yani bir Türkçe yama indirdim. Ya Harmony indirdim. Modlar kurulsun diye. Bir de Automatic Bulldozer indirdim arkadaşlar. Başka da bir şey indirmedim. Zaten bunları sistem atölyenizde rahatlıkla bulabilip indirebileceğiniz bir şey. Yani oraya giriyorsunuz. Ne bileyim Automatic Bulldozer'i yazıp çıkardığınız zaman, Türkçe yamayı çıkardığınız zaman, indirdiğiniz zaman daha doğrusu direkt bu modlar kısmında buraya düşüyor. Sadece buraya gelip açıp kapatmanız gerekiyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Basit bir şey. Çok zor değil. Hemen oyunumuzu yükleyelim. Nebula. Ben bu arada biraz oyun dışı da oynuyorum. Şimdi videoda bazen çekemediğim durumlar oluyor. Başarımlar kapalı bu arada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 4 tane mod aktif. Başarım alamayacağız maalesef. Bir bakarım belki başarım modumuz da vardır. Yani başarımları kazanabilirim diye Steam üzerinden bir mod vardır. Onu kurarım. Onu araştırmadım açık söyleyeyim. Onun dışında başkanınız geri döndü. Bugün eğleneceğiz. Hemen işlerimiz var. Çok işimiz var. Hızlı bir şekilde gelişmek istiyorum. Bu arada şöyle düşünüyorum. Şimdi açabileceğimiz bir yer var ya. Açabileceğimiz yeri ya buraya yapacağız ya da buraya yapacağız. Buraya yaparsak avantajımız ne olur? Birincisi şuradan biraz daha genişler. Şehrimizi buraya doğru büyütürüz. İkincisi burada ana yolu tutacağımız için ana yol sayesinde şey yapabiliriz arkadaşlar. Giriş geçiş hani bak kanka geliyorsun giriyorsun ama hani girerken de bir alırız sakal diyoruz. Şurada yolda. Şu kısımda açık değiller daha. Ne zaman açılıyor? 2400 nüfus. Zaten birazdan açılıyor. İki yönlü gişe. Kararsızım. Kararsızım. Burayı açarsam gişeyi kuramayacağım. Ama burayı açarsam gişeyi kuracağım. Ama burayı açarsam yolu böyle uzatırız. Gerçi buralar var daha. Buralara şehir kuracağız. Şuralara şehir kuracağız. Burası bir şehrimiz. Yani köyümüz de diyebiliriz aslında. Köy gibi yani şu an aslında biraz bir nevi. Buranın o nasıl şey yapıyorduk? Bir dakika. Şu an hiçbir şey tıklayamıyorum. Niye? Niye böyle tıklayıp götürmeme izin vermiyor? Tamam tamam çözdüm. Şimdi arkadaşlar hızlandıralım. Bu arada şimşek seslerini sizin duymamanız gerekiyor. Eğer duyuyorsanız da kusuruma bakmayın. Elimde olan bir durum değil. Şimşek yani sonuçta. Yaşam alanı istiyorlar. Hızlı bir şekilde yaşam alanı kurmamız gerekiyor. Yaşam alanını şöyle kursak, şuraya kursak. Bunların sularına, ihtiyaçlarına bakacağım. Sularını çekmişiz. Elektriği de zaten kendileri alırlar. Su ihtiyacımız, su durumumuz güzel. Elektrik durumumuz az. Bizim buraya bir elektrik kurmamız lazım. Elektrik. Şuraya kursam herhalde bir tane daha yeterli olur. Elektriği de şu açılır açılmaz hemen suya taşıyacağım. Suda bu hem çevre dostu güzel hem de güzel bir güç üretiyor. Tabi ilerleyen süreçlerde bunlara falan geçeceğiz. Bunlar gelecek falan bir sürü şey var arkadaşlar. Bir sürü şey var. Başkanınızdan ne istiyorsunuz? Hemen hemen tweetlerimizi okuyalım arkadaşlar. En sevdiğim Türkçe yamanın en sevdiğim huyu bu. Ben buradan bak. Şehir içinde bir apartman dairesi veya müstakil ev arıyorum. Seçici değilim. İletişim için lütfen mesaj atın diye bir arkadaşımız Twitter'dan yani şimdiki ismiyle X'ten mesaj atmış. Oktay Bozkurt
Herkese günaydın. Gün doğumu ne kadar da güzel görünüyor. Dünya içindeki cennet. Dünyadaki cennet ha. Aman be, nasıl tweetler. Şehrimiz vatandaşlarına ücretsiz. Duman dedektörü dağıtıyor. Bu şehri seviyorum. Evet, bu arada şuradan kent politikalarımızdan duman dedektörü kullanımı, sigara içme yasağı ve park meydanları yani park ve meydanların çevresindeki evlerin, arsaların fiyatları artsın diye şöyle bir şey yaptık. Vergilendirme ve kent planlama yakında açılacak. Açıldığı zaman 7000 nüfus ve 4600 4600'de kent planlama açılacak. Bunlar da güzelmiş bu arada. Ben öbür serimde bir inceledim, bir baktım. Hala bu oyuna biraz tersim. Yani hala alışmış değilim. Yavaş yavaş alışmaya çalışıyorum. Biraz oynayış biçimi zor. Hızlandıralım. İnsanlar evlerine yerleşsinler. Bu ev ihtiyacı azalsın. Büyük ihtimalle sanayi ihtiyacı artacak. Çünkü sanayimiz küçük. Sanayimiz küçük arkadaşlar. Ne diyor? Peyzaj araçlarıyla kentinizin altındaki araziyi değiştirebilirsiniz. Arazi yapılandırma arınmış olmalı. Biliyoruz. Ha, tweetlerimiz geliyor. Şehrimiz. Bunu biliyoruz zaten. Bunu okuduk. Belediye başkanımız adamın dibi. Şehrimiz için daha çok yeşil yer. Yani ya, başkanınız çalışıyor arkadaşlar. Başkanınız çalışıyor. Son dakika. Yüksek enerji planktonundan yapılan wafer marketlerdeki yerini aldı. Oğlum ne tatlı bir şey bu ya. İnsanlar kendi aralarında da, kendi aralarında da böyle konuşuyorlar. Aslında bizim şuraya küçük, düşük yoğunluklu ticari bölge. Şuralara bizim aslında ticari merkez atmamız gerekiyor da, neyse, ticari merkezlerimiz burada olsun ya. Kayıp cüzdan bulundu. Siyah ve deri. Sahibi mesaj atsın lütfen. Ya ne kadar, bakın, görüyor musunuz arkadaşlar? Görüyor musunuz? Hırsızlık yok. Hiçbir şey yok. Ne kadar iyi niyetli bir kasabaya sahibiz. Görüyor musunuz? Adam cüzdan buldu. Cüzdanı bulduğu gibi götürdü, polis merkezine verdi ya da Twitter'dan sahibine ulaşmak için çabalıyor. Normalde olsa çalar giderler. Hele ki İstanbul'da. Asla bulamazsınız cüzdanı geri. Abi bir dakika. Belediye başkanı dışarı çıktığında yapacak birçok şey bulduğun tertemiz bir şehirde yaşamak bir ayrıcalık. Rica ederim. Rica ederim efendim. Şimdilik öyle. İlerleyen zamanlarda tabii buraları mahvedeceğiz. İlerleyen zamanlarda küfür edecekler. Ya yeşillik nerede kardeşim? Yeşillik ver ya. Burası, ha, perspektiften öyle görünüyormuş. Ben buraya yokuş zannettim. Meğerse perspektiften biraz farklı duruyormuş. Şöyle bir bakayım, ihtiyaçlar azaldı. Sanayi ihtiyacımız artacak. Ben dedim sanayi ihtiyacının artacağını söylemiştim. Sanayi ihtiyacı için ne yapabiliriz? Şimdi sanayiyi komple bu bölgeye yayacağım. Arkada duracak şehri de yine bu civardan alacağım. Sanayiden uzak olsun istiyorum. Sanayi kirliliği, toz falan olmasın istiyorum. Hemen tweetlere devam edelim. Herkese günaydın, gün doğumu ne kadar da güzel görünüyor. Dünyadaki cennet diye tweetlerimiz atılıyor. Hiç vakit kaybetmeden, paramız da yükselmişken hemen şöyle yol çekeceğim arkadaşlar. Hangi yolu kullandık biz? Bu yolu mu kullandık? Sanayi için bu yolu mu kullandık arkadaşlar? Çifte geçelim ya. Hatta ağaçlandırılmış yok mu? Burada ağaçlandırılmış yok. Çifte geçelim. Biraz büyük olacak. Ha, şu kadar büyük oluyor. Yok, o kadar büyük olmasın ya. O kadar büyük olmasın. Şunu kapat. Şöyle yapacağım. Böyle çekeceğim. Şuraya çeksem. Düz çekti, değil mi? Aynen, düz çekti. Ha, ama bunu buradan almamam lazım. Bunu şuradan alsam olmaz. Bu ne? Bir dakika. Bu ne?
Kömür santrali. Enerji için mi bu? Enerji için kömür santralimiz var. Bunu kim kurdu? Ben kurdum. 19 bin dinara. Hem kötü olmuş. Niye kurmuşuz? Keşke kurmasaymışız. Yol planlarımızı bozdu. Yol planlarımızı bozdu. Şöyle yapacağız. Buradan giriş alalım. Tamam mı? Buradan giriş alalım. Şöyle bir çıkaralım buraya. Buradan da buraya alalım. Olmaz. Şuradan almam lazım. Evet. Bunu da buraya bağladım mı? Şuradan da arkadaşlar şöyle yollar çekeriz. Bu olmadı. Biraz daha buradan. Evet. Bunu da buradan kapattım mı? Tamam. Sanayi için küçük bir yer daha kurduk. İnsanlık için büyük, bizim için küçük. Şunu da şuradan çekeceğim. Bir dakika. Ne oldu? Paramız mı bitti? Paramız bitti. Şimdilik şuraya kadar çekelim. Bunu buradan devam ettireceğim buraya. Bu arayı da böyle boş bırakırız. Ya da bir iki sokak atarız en kötüsünden. Ya da buradan buraya bağlarız direkt. Ona ben bir bakacağım. Ona ben bir bakacağım. Başkanınız olarak çalışmaya devam edeceğim arkadaşlar. Başkanınız olarak gönül verdiğim bu yolda yürüdüğüm hedefe. Aha. Aha. Elektrik. Elektrik sorunu çekiyoruz. Elektrik. Sarıya düştü diyor. Sarıya düştü diyor da. Ekonomiden, bütçeden elektriği alalım arkadaşlar. Elektriği alalım. Bir %150'yi çekelim. Bu sorunu idarelik şimdilik gidermiş oluruz. Biliyorum yeni bir arazi parçası olduğunu. Elektriğimizin düzelmiş olması lazım. Yeterli elektrik yok. Yanlış bir şey mi açtık? Yok. Buna rağmen elektrik durumu iyi diyor burada. Arkadaşlar, kafayı mı yediniz? Sevgili takipçilerim, sevgili şehir, Nebula şehri. Bir dakika, ismimizi değiştirebiliyor muyuz? Buraya devam et. Yok. Buradan değiştiremiyoruz. Nereden değiştirebiliriz ismimizi? Neyse. Kafayı mı yediniz? Acaba bunlar mı bağ getiremiyor daha fazla? Bunların bir şeyi var mı? İşte bu kadar götürür elektriği falan diye. Yok. E tamam, elektrik sorunu tamam düzeldi. Niye anında düzelmiyor arkadaşım? Bak, bütçede açığa düştük. Neyse, dur toparladık. Toparladık. Hızlandıralım arkadaşlar. Ya şu mouse olayını çok sevmedim ya. Ben bunu düzeltemez miyim? Ne? Bir dakika. İnsanların %10'u tuhaf mutasyonlar. Bir dakika. Bir dakika, oyunu durdur. İnsanların %10'u tuhaf mutasyonlar tespit edildi. Telekinezi yeteneği ve lazer saçan gözleri olan kişilere karşı kamuoyu hala çekimser. Seçilmiş kişiler. Böyle bir şey mi var ya? Arkadaşlar. Böyle bir şey mi var ya? Bu ne? Yeterli eğitimli çalışan yok. Eğitimli çalışan mı istiyorlar? P'ye giyeyim. Eğitim konusuna gireceğiz. Gireceğiz de. Lise istiyorlar büyük ihtimalle. Lise çalışanı istiyorlar da. Şu an paramız yok. Ama paramız yok arkadaşlar. Nasıl karşılayalım? Nasıl karşılayalım? Şunu bir kapat. Şöyle yapacağız. Öyle geleceğiz. Vergiler diyeceğiz. Arttır abi. İnsanların canı sıkılana kadar vergi vereceğiz. Ondan sonra durduracağız. 50 bu artış düşene kadar yapacağım.
Biraz para lazım. Mazur görürler. Mazur görürler. 16 bin, 17 bin. Kayıp cüzdan buluyorlar hala ve hala veriyorlar. Hala şehrimize gelenler var. Hala şehrimize gelenler var. 18, 7 ve 5. Tamam. %13'te bunu tutarsanız, öyle biliyorum, %13 diye biliyorum. Bir sıkıntı yaratmaz ve en sınır noktası o diyebiliyorum. Şimdi bunu hızlandıralım arkadaşlar. Eksi 2'ye düştük. Artışa geçecek geri. Artışa geçecek geri. Eksi 10. Hala toplanıp gidenleri var. Eksi 4, tamam. Hallettik. 27K paramız oldu. Eğitim istiyorlar. Eğitim istiyorlarsa hop. Bir dakika. Ulaşım. Toplu taşıma şeyi verildi. Toplu taşıma. Birkaç tane durak atacağız ama şeyler üzerine. Tamam, halledeceğim. Ulaşımı da halledeceğim. Maden sanayi uzmanlığı. Toprağın derinliklerden işlenmiş madenleri çıkarıp maden sanayilerinde kullanın ya da yerel işletmelerde satın. Vergi geliri önemli ölçüde artar. Gerekli doğal kaynaklar maden yenilemez. Yenilenmez. Ha, pardon. Geri dönüşüm politikası çok güzel. Eğlence amaçlı madde kullanımı. Bunu da kapatırız. Sigarayı kapattık, bunu da kapatırız. Otobüs var. Ulaşım var. Otobüs. Otogar yapabilir. Kentinizde otobüs hatları oluşturabilirsiniz. Ulaşım aynı şey değil mi zaten? Yeni özel yollarımız açıldı. Otoban. Otoban rampası falan filan. Otobanın açılması güzel oldu. Sadece otobüs yolu rampası. Otobüs şeritli, 3 şeritlik tek yönlü yol. Bunu kurmamıza gerek var mı otobüs için? Bilmiyorum. Ona bir bakmam lazım. Otobüs garı, gelişmiş rüzgar türbini işte istediğim. Gişeler. Mezarlık açıldı. Yaşlı bakım merkezi ve çocuk sağlığı merkezi açıldı. Çok işimiz var. Çok işimiz var. Bir eğitimi halledelim arkadaşlar. Lise mi istiyorlar? Üniversite mi? Bu ne? Halk kütüphanesi. Bir lise açacağız. Liseyi şurada açmak istiyorum. Ya şurada arkada açamıyorum. Ya da şurada mı açayım liseyi? Burada açalım arkadaşlar lisemizi. Halk kütüphanesini de yanına atalım. Çok etkilenen olmadı. Şuradan bıraktığım için yani bunun etki alanı zaten hepsi tamam. Şuraya bir ilkokul daha atarsam bir ilkokul daha atarsam daha iyi olur diye düşünüyorum. Şimdi 6K paramız kaldı. Yerel yönetim eğitime önem vermeye başladı gibi görünüyor. Öğrenmenin yaşı yok. Su istiyorlar. Tabii ki isterler. Çünkü orada su yerimiz yok. Şöyle yaparız. Su ihtiyacını da karşılarız arkadaşlar. Ne diyorlar? Kütüphane severim. Sonunda duman dedektörü. Kedimin hayatını kurtardı. Teşekkürler. İtfaiye teşkilatı. Rica ederiz. Hemen şuradan bir dakika arkadaşlar. Oyunu durduralım. Politikalara gelelim. Politikalardan. Eğlence amaçlı madde kullanımı yasakla. Geri dönüşüm mecburi. Vergi geliri azalsın abi. Sıkıntı değil. Evcil hayvan yasağı. Yani ne alaka? Su tüketimi. Elektrik tüketimini belki. Su konusunda sıkıntımız var mı? Yok. Ama sıkıntıya doğru gidiyor. Elektrik durumu kısmen iyi. Kısmen iyi arkadaşlar. Düşük yoğunluklu ticari bina. Normal çalışıyor. Eleman alınacak. Eleman alınmayacak. Eleman istemiyorlar. 12'de 12 çalışanları var. Bunların sıkıntılarını da çözdük sanırım.
Kentteki lise öğrencileri 500 dedi. Tamam. Bunların durumunun çözülmüş olması lazım. İyi eğitimli istiyorlar. Eğitimli 5 tane varmış ellerinde. Yok, 3 tane varmış. İyi eğitimli insan istiyorlar. İşte lisede hallediyoruz arkadaşlar bir şekilde. 9000 dinar yaptık hemen. Sanırım ilk önce mezarlık. Aa, bir dakika, ne? Vergiler çok mu yüksek? Kardeşim, vergiler nerede yüksek? Bir sende mi böyle sıkıntı var yani şu an? Vergi yüksekse yüksek kardeşim, yapacak bir şey yok. Boşalt gerekirse. Çok senin için sıkıntıysa vergi kısmını sen boş ver. Ben seni şöyle yapayım. Sen bunu boş ver. Ben sana şöyle bir tarife uygulayayım. Vergi konusunu kaldırdık, bak çözdük. Arkadaşlar, yani sinirlendirmeyin beni. Yaşam alanı istiyorlar. Paramız yok. Paramız yok. Yaşam alanı istiyorlar. Şöyle yapacağım. Şöyle yapacağım. Bunu buradan bir dakika. Buradan buraya getirsem. Buraya kadar getirmemi istiyormuş. Şöyle yapsak. Şöyle yapsak. Buraya alamam. Buraya alabilmem için şuradan çekmem lazım. Sıkıntı değil. İki yol olsun orada. Şuradan da. Şöyle çekerim. Buradan buraya çekerim. Oraya da gitmeyi versinler. Hemen etraflarına. Paralı yol mu? Arkadaşlar, paralı yola karşıyız. Hemen bu arkadaşlarıma komşu. Komşu yapalım. Buralara koymayacağım. Ya da belki koyarım, bilmiyorum. Kararsızım. Evet, çocuk sağlığı merkezi isteniyor. Ama bilin kimin parası yok. Bilin kimin parası yok. Borç alabiliyor muyum? Borçlar. 60K borç veriyor. Al. Bir de bunu al. 80K borç. Tamam. Borcumuz var artık. Çocuk sağlığı merkezi. Şuraya koysam. Dışından mezarlık. Şuraya bir mezarlık koysak. Olur mu? Yer mi? Ya da şuraya mı koyalım mezarlığı? Bir de güç yetmiyor mu derken? Güç konusunda sıkıntımız mı var? Çözelim. Nasıl çözebiliriz? Şuradan çözeriz. Burada bir tane daha koy. Sanırım güç konusunu çözmüş olmamız lazım artık. Onun dışında ne yapacaktık biz? Bir dakika. Bir dakika. What? Ha. Otobüs garı. Otobüs garını arkadaşlar girişten başlatacağım. Burada otobüs garımız olsun. Onun dışında otobüs hattı. Şimdi. Otobüs hattımız dışarıdan gitmesin. Ha, dışarıdan gitmesi gerekiyor. Tamam, bir dakika. Buraya yol atabilir miyiz? Buraya yol atabilir miyiz? Atamıyoruz. Mesafe çok kısa diyor. Olmadı o zaman. Bu otobüs garını iptal etmemiz lazım. Ama borçlara gidiyor ya. Biraz vergileri arttıracağız. Biraz vergileri arttıracağız. Otobüs garını da halledeceğim arkadaşlar. Otobüs garını da halledeceğim. Şunu hızlandır.
Otobüs garını buraya ile değiştireceğim, evet. Ya da şurayla. Büyük ihtimalle burayla değiştiririm. Çünkü benim istediğim buradan başlasın, işte buradan gitsin, buradan gelsin. İşte buraya geri dönsün, buradan da içeri gitsin, oradan geri dönsün. Ya da mesela buradan gelsin, böyle geri dönsün. Şöyle bir yuvarlak hat olsun. En kötüsünden, en azından. Böyle bir şey yapalım istiyorum. Borçları durdur. Ben yani şunu da indirirsem hallettim. 24 bin paramız oldu. Borçlar ne durumda? Borçlar ödeniyor. Bunu şimdi ödeyebiliriz ama ödemek istemiyorum. Onu kapattım. Ne olduğunu görmedim. Su. Evet. Ne olduğunu şu an gördüm. Ne kadar bu? 2500. Su pompa. Doğru muyum? Doğruyum. Bunu da gider. Bir de şöyle koysam. Bu zaten direkt bağlandı hatta. Sadece şunu da hatta bağlamam lazım. O hatta bağladı mı? Evet, enerji alıyor mu? Elektrik alıyor mu? Alıyor. Bu da elektrik alıyor. Süper. Su durumunu da yükseltmiş olmamız gerekiyor. Evet, tamam. Şimdi ne diyorduk? Bulldozer. Kapat abi bunu. Evet, yıkmak istiyorum. Buraya geliyoruz otobüs garına geri. Bu ne kadar istiyor? 30 bin istiyor. Demek ki otobüs biraz daha bekleyecek arkadaşlar. Otobüs biraz daha bekleyecek. Ulaşımı kapat ya. Aa, bir dakika, ben boşu boşuna gittim, şey yaptım ki. İnsanlar buraya su istiyor. Buraya su vermedik. Vermedik ki. Hatta şuraya da su çekmemiz lazım. Oraya nasıl çekelim? Şöyle şuraya bir çekeriz. Buradan buraya çekeriz. Evet. Şuradan da şuraya çektik mi? Tamamdır. Tam oranın su sorununu da halletmiş olmamız lazım. Buranın da su sorununu halletmiş olmamız lazım. Hızlandıralım. Su sorunları çözülmüş. Tamam. Süper. Gişeleri aslında buraya da koyabilirim. Yok, buraya koyamam. Şu yolu kapatmam gerekir gişe koymak istersem. Başkanım, başkanım. Evet, belediye başkanı. Dışarı çıktığında yapacak birçok şey buldun. Tatilimizi uzatmaya karar verdik. Biz yokken birinin çiçekleri sulayabilir mi? Anahtar verandadaki büyük saksının altında. Bu nasıl bir güvendir arkadaşlar? Bu nasıl bir tatlılıktır ya? Bu nasıl bir güvendir ya? Ben olsam güvenmem. Ben olsam güvenmem. Yeni iş yerleri açılıyor. Yeni iş yerlerinin açılmış olması, açılıyor olması bizim açımızdan çok iyi. Büyük ihtimalle şu giriş kısmını değiştiririm. Giriş kısmını nasıl değiştiririz diye düşünüyorsanız eğer, nasıl yani abi diyorsanız, gerçi burada bu var. Bir tane daha eklememize gerek yok. Zaten giriş kısmımız var. Hani şöyle yapabiliriz. Böyle de yapamayız. Böyle yapsak. Bunu buraya yaparız. Evet, hatta kuruyor mu sizi şu an? Ne kadar istiyor? 7600. Abi bunu buraya kursak gereksiz. Gereksiz. Evet. Bunu şu an kurmayacağım. Ah, şunu kurabilsem. Ah, onu kurabilsem, para gelebilse biraz. Hızlandıralım. Bize para lazım. Bize para lazım arkadaşlar. Şöyle yapacağız. Vergiler arttır abi. Arttırdık abi. Vergiden biraz şikayet edeceksiniz, ona yapacak bir şey yok. Evet, yakın merkezi binası biliyorum. Bakım merkezi binası, pardon. 31 bin eksi 5, dur. Evet, bütçenin sıkıntı verdiği yerdeyiz artık. 13, bunu da 13'e çek.
Tamamdır. Hızlandıralım. Hala bir azalma olacaktır insanlarda ama düzelir. Düzelir arkadaşlar, düzelir. Hallederiz. Hallederiz. Nasıl gidiyor? Şehri sevdiniz mi? Şehirde ne yapalım? Bir şeyler yapalım. Şu an estetik olarak hoş durmuyor, farkındayım ama bunu daha tatlı bir hale getireceğiz. Daha böyle tatlı, tatlı olacak. Yaşlı bakım merkezi. İyi, gerçekten buna gerek var mı ya? Yaşlıları da evinizde bakın. Evinizde bakın abi. Niye evinizde bakmıyorsunuz? Buraya bir yaşlı bakım merkezi kuralım arkadaşlar. 12 bin dinar gitti. Ve sağlık ocağı. Sağlık ocağı konusunda durumumuz sanırım şuraya bir tane istiyor. Polis konusunda durumumuz. Bir dakika. Yol bakım masrafları veya diğer masrafları karşılamak veya ekstra gelir toplamak için paralı yol geçişleri oluşturabilirsiniz. Paralı yol gişeleri trafiği yavaşlatır. Biliyorum trafiği yavaşlatır. Biliyorum kurabilirim. Ama şu an yapamam. Yapamam abi. Yapamam yani. Sanayiye giden bütün yolları paralı yapalım mı? Sanayiye girişi iptal ediyoruz, değil mi? Şurada ne var bilmiyorum. Polis, değil mi? Cezaevi kapasitesi yüksek. Tamam, düşük. İtfaiye konusunda. Sağlık konusunda. Cenaze hizmetleri. Ölü yakma yeri durumu. Ölü yakma yeri istiyorlar. Ama şu an öyle bir hizmetimiz yok. Şu an arkadaşlar öyle bir hizmetimiz yok. Yapabileceğimiz bir şey yok. Çocuk bakımı. Hasta çocuklar ve gençler bir. Haftalık doğum oranı %36. Güzel. Yaşlı bakımı. %80. 80, 172 hasta yaşlılar, yaşlılar. Ortam sanki güzel bu arada, fena değil. Başka ne var? İtfaiye bakacaktık. Yangın riski düşük. Okur yazar oranımız sıkıntıda. Buraya bir ilkokul daha lazım. İnsanları biraz daha okutmak lazım. Maden konusunu nereden yapıyoruz? Maden konusunu nereden yaptığımızı bilemedim. Ne var Eren? Nereye? Gidin Eren. Evet, bir sıkıntımız yok. Burada ne istiyor? Bir şey istiyor. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Sorun ne? Yeterli eğitimli çalışan yok. Normal çalışıyor. Abi eğitimli istiyorsun. Liseyi açtık. Daha ne olsun? Ne yapalım yani? Açtık yani liseyi. Bu ne? Binayı taşı. Bu ne? Bütçe panelini aç. Okuma kısmını mı geliştirelim? Yüksek bütçeli okul ve üniversiteler daha çok genci eğitir. Yani hadi %20'yi çek. Ne yapalım yani daha? Daha ne yapalım yani arkadaşlar? Elektrik konusunu hallettik bu arada. Daha fazla para vermemize gerek yok. Bunu burada tutabiliriz. Hatta bir kontrol edelim. Elektrik. Hızlandıralım bir. Tamam. Yani. Tamam. Burada gidip geliyor. Kime sallıyor ya? Su işleri, bir derdiniz mi var? Şişe suyu ile duş almak iyice pahalıya patlamaya başladı. Bir el atsanız artık. Su konusunda kardeşim senin ne sıkıntın var? Bir sıkıntısı yok. Niye böyle tweet atıyorsun, milleti gaza getiriyorsun? Niye milleti galeyana getiriyorsun? Bir sonraki seçimlerde benim kazanmamı istemiyor musun? Ben anlamadım yani. Bu ne lan?
Daramaşık apartmanı. Altı yetişkin, üç genç. Yetişkin, üç tane genç, iki tane de çocuk varmış. Eğitimsiz 8, eğitimli 3, iyi eğitimli 3 kişi varmış. Çok iyi eğitimli zaten kimse yok. Sorun ne? Ha pardon. Genç abi bir kişi kalıyor. Ondan sonra diyor ki çok vergi var. Bir kişi kalırsan vergi var yani. Sen de bir kişi kalma kardeşim. Biz zamanında öyle mi yapıyorduk yani? Halbuki. Sanayi istiyorlar. Sanayi başlatabiliriz. Buraları bir startını verebiliriz arkadaşlar. Şöyle bir dakika versem. Sanırım ihtiyaç azalır. Hatta kuru abi. Kuru abi yeni iş yerleri kursunlar. Kuru abi. Paramız var mı? Var. Hemen yol. Üçlü yol. Hemen şurayı bir bitirelim. Hemen şuradan yol. Burayı bir birleştir. Onun dışında şu ortaya da bir tane yol atsam. Yeterli olur. Yeterli olur. İş yeri istiyorlar ama şu an veremem. Bir dakika. Bir dakika üstüme gelmeyin. Yani daha mı hızlı ilerleyeyim anlamadım ki. Şöyle yapalım. Şu anlık izlediğiniz için teşekkür ederim. Hemen bir sonraki seriyi çekeceğim arkadaşlar. Bu seri yani bir sonraki bölüm büyük ihtimalle ertesi gün gelir. Like'larınıza göre değişir bu arada. Like attığınız sürece ben video çekeceğim. Like atmasın. Çekmiyorum abi. Çekmiyorum abi. Zorla mı? Şu an kamerada sallanıyorum değil mi? Çünkü benim bilgisayar sallanıyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.